İbn Arabi İlahi Aşk 2. bölüm. Allah bize Allah'ın düşmanlarına sevgi beslememizi yasak etmiştir. Şöyle demiştir bu konuda. Ey inananlar, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği inkar ettikleri Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı Resulü ve sizi yurdunuzdan sürüp çıkardıkları halde siz onlara sevgi besliyorsunuz. Kur'an'da sevgi daha pek çok yerde geçmektedir. Ayrıca sevgi peygamberimizin sözlerinde de çokça geçmektedir. Kutsi bir hadiste şöyle buyurulmaktadır. Ben bir gizli hazineydim bilinmiyordum. Bilinmeyi sevdim, istedim ve yaratıkları yarattım. Onlara kendimi bildirdim. Onlar da beni tanıdılar. Bu demektir ki Allah bizi bizim için değil sadece kendi için yaratmıştır. Bu nedenle cezayı amellerle yan yana koydu. Onu amellere bağladı. Amellerimiz kendimiz içindir, onun için değil. İbadetimiz ise onun içindir, kendimiz için değil.'' Dolayısıyla ibadet amelin aynısı değildir. Yaratıklardaki zahiri ameller onun yaratmasıdır. Çünkü o ameli yapan odur. O amellerin güzelliği, o ameller kul tarafından yapılmış olmasına rağmen edeben ve nezaketen ona mal edilir. Her şey Allah'tandır. Çünkü Allah şöyle buyurmaktadır. Nefse ve onu şekillendirene ona kötülüğü ve iyiliği ilham edene and olsun. Oysa sizi de yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır. Ve gene şöyle buyurmaktadır. Rabbiniz Allah işte böyledir. Ondan başka Tanrı yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona ibadet ediniz. Demek ki kulların amelleri bu ayetlerin çerçevesine girmektedir. Selat ve selam üzerine olsun. Allah'ın Resulü bir hadisinde şöyle der. Allah şöyle buyurdu. Kullarımı bana en çok yaklaştıran şey kendilerine farz kıldığım ve sevdiğim amelleri yerine getirmeleridir. Kulum bana ben kendisini sevinceye kadar nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder. Ben onu sevince artık onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli ve yürüdüğü Ayağı olurum İşte bu tecelliden ötürüdür ki bu ittihatla konuşan Allah şöyle buyuruyor: Attığın zaman sen atmadın fakat Allah attı. Oysa sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır. Gene Peygamberimizin bir hadisinde şöyle denilmektedir: Yüce Allah önce fitne çıkarmış fakat sonra pişman olup tövbe etmiş kimseleri sever. Birbirini Allah için Allah'ta sevenlere benim sevgim, muhabbetim vacip olur. Nimetlerinden size bağışta bulunduğu için Allah'ı seviniz. Allah güzeldir, güzelliği sever. Allah hamd edilmeyi sever. Peygamberimiz gene şöyle buyurmaktadır. Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi. Kadın, güzel koku ve gözümün nuru namaz.'' Gerçekten bu konudaki hadisler pek çoktur. Bil ki sevgi makamı çok şerefli bir makamdır. Gene bil ki sevgi varoluşun aslıdır. Biz sevgiden sudur ettik, sevgi üzerine yaratıldık, sevgiye doğru yöneldik, sevgiye verdik gönlümüzü. Sevginin Belirtileri Sevgide bulunan müthiş etkiyi bizzat yaşadım ben. Bu etki aşırı ve şiddetli bir aşktır, etkileyici bir şevktir, gönül vermektir. Yok olmaktır. İnsanın uykusunun kaçmasıdır. Yemeden içmeden kesilmesidir. Sevgi kimdedir? Kimden gelir bilinmez. Sevgili kimdir? Bilemezsin. İşte ben sevgide bulduğum zevki böyle buldum. Bundan sonra benzeri durumlar izleyebilir bunu. Kim zaman keşf içinde bir tecelli başlar senin için ve aşk belirtileri yavaş yavaş kendini gösterir. Kimi zaman da birini görürsün. Onu görünce bir veç haline girersin. Daha önce hiç tanımadığın halde onun sevgilin olduğunu anlarsın. Kimi zaman da yanında birinden söz edilir. Ta gönlüne işleyen bir sevgiyle ona mail edersin ve birden aşık olu verirsin. İşte o zaman onun senin dostun olduğunu anlarsın. Bu durum, gayb perdesinin arkasından eşyayı keşfederek, o eşya üzerinde ruhların sahip olduğu kontrolün en gizli inceliklerinden biridir. O inceliklerin durumunu bilemezsin. Kime aşık olduğunu, kimde ve nasıl aşık olduğunu, ayrıca aşkın ne olduğunu anlayamazsın. İnsanlar buna kaps halinde ya da bast halinde tutulurlar. Bunun niçin böyle olduğu da bilinmez. Bu hallerden birinde hüzün gelirse anlarsın ki bu kabz halidir. Yok eğer neşe ve sevinç gelirse anlarsın ki bu bas halidir. Bu haller daha dış duygularda ortaya çıkmadan nefsin bu haller üzerindeki ilk ön bu. İşte bunlar sevginin oluşumundaki ilk belirtilerdir. Bu durum Allah'ın Adem oğullarından ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorarak onlardan aldığı evet buna şahidiz misakına antlaşmasına benzemektedir. Hiç kimse onu o zaman inkar etmemişti. Bu nedenle her insanın fıtratında kendisine dayanacağı bir varlığa, bir var ediciye ihtiyacı vardır ki o da Allah'tır. Kimileri onu tanımasa da, bilmese de hakikat budur. Bunun için Allah şöyle buyuruyor. Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise o zengindir. O hamde layıktır. Böylece Allah sizdeki bu muhtaçlığın başkasına değil de sadece kendisine olduğunu bildirmektedir. Fakat siz onu bilemiyorsunuz. Oysa biz hakkı bununla bildik. Bu makama bizzat ulaştığımız ve o duyguyu bizzat yaşadığımız için şu dizeleri söylüyoruz. Ben öyle birine bağlandım ki aşkı yirmi hacca bedeldir. Öyle aşık oldum ki ona kime aşık olduğumu bile bilemedim. Gözlerim bakmadı yüzünün güzelliğine. Kulaklarım bir şey duymadı, dayanamadı sesine. Diri olan Tanrı katında bir şimşek görülünceye dek beni bir günlük nimete, yüzyıllık çileye boğdu. Gene bu konuda bizim tattığımız bir zevk vardır. Biz sadece tattığımız aşkı anlatıyoruz. Şöyle ki, ben öyle birine aşık oldum ki sevgisi nereden bilmiyorum, Bilmiyorum diyen kim onu da bilmiyorum. Şaşırıp kaldım. Düşünceler sardı beni. Hayretler içinde kaldım. Şaşkına döndüm. Yirmi kez hac ettikten sonra fark ettim. Sırrımın kucakladığı bir aşkı terennüm ettim. Kimi seviyordum, tanımıyordum, adını bile bilmiyordum. Kimdi bu göğsümü daraltan bilmiyordum. Örtüsünü kaldırıp gösterinceye dek yüzünü. Geceliğin dolunay ışığında parlayan bulut gibi yüzünü. Sordum onlara, kim bu? Safça dediler bana, yürekten gelen saf bir niyetle. Bu gönüldür, kardeşimin kızı. Bunun üzerine tekbir getirdim. Allah en büyüktür dedim onun için aşkla. Onun yanında geçirdiğim gece, Kadir gecesini bile aştı. Şam'a ilk kez girdiğimde, bizim için bu anlamda bir zevk, bir tat hasıl olmuştu. Uzun süren ilahi bir hal esnasında hayalimde somut bir biçim kazanan meçhul ve uzunca süren bir cazibe hissettim. O hal ve o lisan üzere hitap ederek aşağıdaki dizeleri söyledim. Sana duyduğum aşkın etkisiyle söylüyorum. Sevgilisi kendisine söyle bana diyenin sözünü. Şama girince karıştı aklım. Görmedim bir aşık, aşkı benimki gibi olan. Aşığım ama kime aşık olduğumu bilmiyorum. Beni yaratana mı yoksa benim gibi birine mi? Kulaklarım duymadı onun hakkında hiçbir söz. Acaba bizden başka daha önce bir aşık söyledi mi böyle söz? Dolaştım Allah'ın beldelerini, doğudaki, batıdaki. Belki bulurum diye bana uygun birini. Gördüm yalnızca tek bir sevgili o zaman. Gölge gibi gitmek gerekiyordu onun ardından. Ey tanrım, kalbim aşkla dolu dedim. Bakın şu halime, şu perişanlığıma ne yapacağımı bilemedim. Aşk tellalı ünledi o zaman bana arkamdan. Dedi, ey zavallı, düşmüşsün sen bilgisizlik deryasına. Öyleyse gel dinle, işit sözümü, öğren bilgelik sırrımı. Çünkü ben yedi ilmin, on ilmin, sonra elli ilmin ehliyim. Dahası bir erdem ben. Kavuşursun bana eğer onlardan ikisini öğrensen. O zaman görünür size çok güzel bir kare şekil. Tamamen uygun oradaki kavuşmaya ve ayrılığa. Tıpkı açık seçik Allah adına benzer gibi onun adı. Asıl suretinde oluşmuş sevgilimin adı. Sevgilin adı işte bu, sen bilmesen de. Geliyor bu, cimriliğe yakışan bir ilimden. Anlayış sahibiysen eğer başka bir şey düşünme. Her şeyi kendinde toplayan kareyi üç katına çıkartmaktan başka. Çünkü onun üçlenmesi demek tapmak demektir. Kutsal kitap demektir. Onun öyle bir güzelliği var ki benim yoksulluğuma delildir. O bir tapınaktır benim için. Varlığımın varlığı için. Macit Tanrı için. O tapınağın iki ehli vardır. Biri Tanrı, biri benim özüm, hem iyilik hem özveri için. Onun ilki bir harftir yedili, ki aşar fasıl harflerinden öteki altı harfi. İşte sevgide bulunan en lezzetli, en zevkli, en tatlı şey budur. Bunun biraz altında aşk sevgisi, sevginin sevgisi vardır. Bu insanın sevdiğini unutacak derecede aşkla meşgul olmasıdır. Leyla Kaysın Mecnun'un yanına gelir. Mecnun o sırada Leyla Leyla diye inlemektedir. O sırada bir buz parçası alır ve onu kor gibi yanan yüreğinin üstüne koyar. O buz parçası yüreğinin yangınını dindirir. O bu haldeyken Leyla ona selam vererek işte ben geldim ben Leyla'yım istediğin arzu ettiğinim ben senin sevgilinim ben senin gözünü gönlünü sevindirecek olanım ben Leyla'yım der. Mecnun ona bakar ve ona gözümün önünden çekil git çünkü senin aşkın beni öylesine meşgul etti ki sonunda seni unuttum der. Bu duygu aşkta hissedilebilecek en tatlı ve en ince duygudur. Fakat bu duygu tat bakımından daha önce belirttiğimiz duygudan daha aşağıdadır.